Simo Hayha, lakabı Beyaz Ölüm. Durdurulamaz bir ölüm makinesi. Kısacık boyu ve çelimsiz yapısına rağmen resmi kayıtlara göre gelmiş geçmiş en etkili keskin nişancı. Simo, Finlandiya-Rus sınırındaki küçük bir kasabada dünyaya geldi. Daha 17 yaşındayken bölgesel yarışmalarda nişancılık yeteneklerini gösterdi ve birçok madalya kazandı. Savaş yıllarına kadar gelecekte ulaşacağı olağanüstü başarıdan habersiz bir şekilde sessiz ve sakin bir hayat sürdü. Köyünde küçük bir çiftliği vardı. Boş zamanlarında avlandı ve kayak yaptı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında Sovyetler Birliği Finlandiya'ya savaş açınca çoğu Fin gibi o da askere çağrıldı. Bu dönemde yaptığı atış çalışmalarında 150 metre uzaklıktaki hedefi dakikada 16 defa vurabilecek düzeye geldi. Bu inanılmaz bir başarıydı. Çünkü kullandığı Mosin Nagant tek atış tüfeğiydi ve ancak 5 mermi alabiliyordu. Her atıştan sonra tekrar mermi yüklemesi gerekiyordu. Her seferinde bembeyaz kamuflajıyla kar örtüsünün altına gizlendi. Dondurucu soğuklara rağmen saatlerce hareket etmeden Rus askerlerini bekledi. 21 Aralık 1939 günü sadece bir günde 25 kişi vurarak günlük rekoruna ulaştı. Kendini gizlemek için tüfeğinin dürbünlü versiyonunu kullanmadı. Bu hem kafasını daha aşağıda tutmasını sağladı hem de dürbününün lensinin parlama yapıp bulunduğu yeri belli etme ihtimalini ortadan kaldırdı. Ayrıca düşmanı gözetlediği anlarda ağzına bir miktar kar aldı. Böylece nefesinden duman çıkmasını engelledi. Girdiği her çatışmadan kendini geliştirerek çıkan Simo'ya yeni bir görev verildi. Hedefi aralarında 3 teğmenin de bulunduğu birçok Fin askerini öldüren bir Rus keskin nişancısıydı. Pozisyonunu aldı ve beklemeye başladı. Gün batımında Rus askerin tüfeğinin dürbününden yansıyan güneş ışığını gördü. Uzaklık 450 metreydi. Simo ateş etti ve ilk atışta hedefini kafasından vurdu. Artık Ruslar arasında Beyaz Ölüm olarak anılıyordu. Bitmek tükenmek bilmeyen sabrı, coğrafi bilgisi ve kusursuz tüfek kullanma kabiliyeti birleşince ortaya gerçek bir efsane çıktı. Sovyetler Simo'yu yok etmek için topçu atışı destekli özel eğitimli anti-sniper timi görevlendirdiler. Bu timin de tamamını temizleyen Hayha, uzak mesafelerden 505 Rus askerini öldürerek bir savaşta onaylanmış en yüksek sayıda keskin nişancı tüfeğiyle düşman askeri öldürme rekoruna ulaştı. Güneşin çok az göründüğü çok soğuk Finlandiya kışında 100 günden kısa bir sürede böyle bir başarı tarihe geçti. Ayrıca ölüm sayıları titizlikle hesaplandı. Örneğin Simo ile beraber aynı hedefe birden fazla keskin nişancı ateş ettiyse sayım yapılmadı. Ayrıca savaşın farklı zamanlarında hafif makineli tüfeğiyle de yaklaşık 200 düşman askeri öldürdüğü tahmin ediliyor. Durum böyle olunca da öldürdüğü toplam asker sayısı 700'ü geçiyor. Tarihler 6 Mart 1940'ı gösterdiğinde Simo Hayha bir Rus askeri tarafından vuruldu. Kurşun Simo'nun yüzüne geldi ve ağır şekilde yaralandı. Arkadaşları onu bulduğunda yüzünün yarısı yoktu. Öldüğü söylentileri Finlandiya ve Sovyetler Birliği'nde yayılmaya başladı. Fakat Simo barış ilan edildiği 13 Mart günü komadan çıktı. Bir gazetede kendi ölüm haberini okudu ve yanlış anlaşılmayı düzeltmek için gazeteye hayatta olduğunu bildiren bir mektup yazdı. Savaş sırasında bir er olan Simo, savaşın hemen ardından asteğmenliğe terfi etti. Bununla beraber birçok üstün başarı madalyası aldı. 1941 yılında Rusya ile yapılan 2. savaşta da görev almak istedi. Ancak komutanları yüzündeki ağır yaralar sebebiyle buna izin vermedi. Çeşitli ameliyatlar ve uzun süren tedaviler geçirse de hiçbir zaman tam olarak iyileşemedi. Savaşın izlerini ömrünün sonuna kadar yüzünde taşıdı. Simo asla övünmeyen mütevazi biri olarak tanınıyordu. Savaş hakkında çok az konuştu. 1998 yılında nasıl böyle iyi bir keskin nişancı olduğu sorulduğunda sadece pratik yaparak cevabını verdi. 2001 yılında öldürdüğü insanlar için pişman olup olmadığı soruldu. Herkes gibi elimden geldiğince benden istenileni yapmaya çalıştım. Eğer böyle yapmasaydık Finlandiya olmazdı diye cevapladı. Simo'nun atış tekniğini göstermek için çektirdiği bu fotoğrafta eldivenleri yerleştirme şekline dikkat edin. Destek olarak kullandığı eldivenleriyle tüfekte titremeyi sıfıra indiriyor. Bu fotoğrafta da ayakta tüfeğini tutuş şeklini görebilirsiniz. Kendisiyle yapılan bir röportajda savaş sırasında hiçbir zaman korkmadığını belirtti. Avlanırken kullandığı teknikleri devam ettirdi. Her zaman gizli kalmanın ve düşmanı kandırmanın yollarını aradı. Bulunduğu yeri değiştireceği zaman bomba patlaması, silah sesi veya duman bekledi. 96 yaşına kadar sakin ve huzurlu bir ömür geçirip 2002 yılında öldü. Kış Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nın gölgesinde kalıp unutulsa da Finler Simo'yu asla unutmadılar. Onu hep bir savaş kahramanı olarak andılar. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, kanalımı takip etmek için abone olmayı unutmayın.
En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.